İyi bak arkadaşlar, rehberimize geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Hemen şuradan like attığınızda emin misiniz? Bir tane yorum bırakın, bildirimlerinizi açın. İlk defa karşılaşıyorsunuz benimle, abone olun arkadaşlar. Bunları hatırlatmak zorunda kalmak istemem ama hatırlatmak zorunda kalıyorum. Yani hemen şuradan bu kanalı izlemeyi seviyorsanız ya da ilk defa geldiyseniz izlemeyi seveceğinize çok kesin kesin eminim yani. Harika bulacaksınız. Hatta bugüne kadar neden keşfetmedim diyeceksiniz. Emin olun. Ben kendi içeriklerimden eminim. Bunları yaptıysanız hemen videoya geçelim. Hadi kalk artık. Of ya, ne diyorsun abla ya? Sen okula gitmeyecek misin? Gideceğiz abla ya. Of, bu da her zaman beni darlıyor zaten. Ne var abla? Bir şey yok. Okula gideceksin dedim. Ben de işe çıkacağım. Abla sen midesiz misin? Sabah sabah yediğine bak. Ben yulaf yiyeceğim sütle. Gerçekten midesizsin. Nereden çıkarıyorsun bunu? Bir parça kalmış, yedim sadece. Of tamam abla ya. Senin hayatına gerçekten imreniyorum. Bir insan nasıl bu kadar umursamaz olur anlayamıyorum doğrusu. Ne umursaması? Benim hayatımda yeteri kadar sorumluluk var. Her şeyi de umursarsam nasıl yaşayabilirim? Bak iş hayatı o kadar zor ki. Of abla ya. Güzel yerde, güzel şirkette iş bulmuşsun. Bir de zor diyorsun. Neresi zorsa sen de beni kandıracaksın ha. Abartıyorsun şu anda. Ebru. Tamam abla, sen abartmıyorsun ya. Sende her sıkıntı sende zaten. Asla bende değil. Hadi kahvaltını yap da çıkalım. Ben seni bırakayım. Gerek yok abla. Sen arabanla git. Ben bugün servisimle gideyim. Otobüse gideyim. Benim arabam yok nasıl olsa. Kızım sen 17 yaşındasın. Sana nasıl araba alabilirim şu anda? Hem ehliyetini aldığında seneye benim arabayı istediğin gibi kullanabilirsin. Ha, senin arabaya abla, yani yine benim araba olmayacak. Annemden babamdan kalan paraları da sen tek başına yersin artık. Hay Allah'ım ya Rabbim. Sabah sabah yine başladın Ebru, bakıyorum da. Başlamadım. Annemden babamdan kalan para sadece senin gibi davranıyorsun. Benim de abla, anladın mı? Annem babam gittiğinden beri zaten bana hiç iyi davranmadın. Ne yaptım ki sana? Her şeyde yanında olmaya çalıştım. Ne istersen onu yapmaya çalıştım. Git abla. Keşke ben abla olsaydım da her şeyin hakkı bende olsaydı. Abla olduğun için tüm benim vasiyetimi de, benim sorumluluklarımın hepsini sen aldın. Haklarımın hepsini. Haklarının hepsini mi? Ben senin sorumluluklarını aldım. Yok abla öyle şey. Yalan söyleme bana. Yalan konuşuyorsun. Seninle konuşmak istemiyorum. Annem babam senin şu hallerini görse de senden utanırdı. Ağır konuşma lütfen. Ben bir şey yapmadım. Sana elimden geldiği kadar iyi davranmaya çalıştım. Hatta kendi hayatımdan vazgeçtim. Senin için. Abla, yaptığın iki iyiliği de başıma kalkacaksan yapmasaydın keşke. Git ya, git. Konuşmak istemiyorum seninle. Peki konuşma. Ama şunu unutma, ben sana hiçbir kötülük yapmadım. Elimden gelen en iyisini yaptım. Keşke abla. En iyisini mi yaptın, kötüsünü mü yaptın? Benim yerime geçseydin de öğrenseydin. Bana hissettirdiklerini keşke bilseydin. Böyle bir imkan olsaydı senin yer değiştirmek isterdim. Ama maalesef bu lanet olası hayatta böyle bir imkan yok. Maalesef. Eğer olsaydı beni anlardın. Ama yok işte. Yok. Bunun olmasını senden çok ben isterdim. Benim neler yaşadığımı o zaman görürdün. Ama maalesef senin dediğin gibi böyle bir imkan yok. Ben çıkıyorum. Sen de bir an önce okula hazırlan. Emredersiniz evin başkanı. Emretmedim, sadece de söyledim. Tamam abla, tamam. Sen asıl benim yaşadıklarımı bilseydin, hakkım diye savunduğun şeyleri düşünseydin böyle konuşmazdın. Neyse, işe gideyim artık. Umarım hala sabahki kavgayı devam ettirmez. Ebru. 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 Niye gelmemiş daha eve? Evde niye yok hala bu? Ebru. Allah'ım, bu kız ne yapmaya çalışıyor? Bu kızın telefonu niye kapalı? Nerede acaba?
Arkadaşını arayayım. Efendim? Büşra abla. Yanında mı? Şarjın bitti yoksa? Ha, ben de seni arayacaktım. Sabahtan beri ulaşamıyorum. Ne? Nasıl ulaşamıyorsun? Okula gelmedi mi? Yok, bugün gelmedi. Sizin haberiniz yok muydu? Yoktu tabii. Nereye gitmiş olabilir bu kız? Bilmiyorum ki Büşra abla. Ben de şu an çok telaşlandım. Acaba nerede? Hemen çıkıp bakmam lazım. Acaba nereye gitti o sinirle? Allah'ım ya Rabbim, neredesin? Acaba her zamanki gittiği kafeye mi gitti? Burada kimse yok. Ebru, sen nasıl böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah. Yok ki burada da kimse. Sonunda şarjım oldu. Şimdi kudurmuştur benim. Ablam rolündeki annem. Ay, bu niye arıyor ya? Efendim kanka? Kanka, ablan seni arıyor her yerde. Öf, farkındayım. Arayacağım onu şimdi. Kanka, neredesin ki? Oğuzlarla sahile gelmiştik ya. Niye ablana haber vermiyorsun? Ay, bir de sana mı hesap vereceğim? Bu hayatta herkese hesap vermek zorunda değilim ben. Ararım ben şimdi. Hey Allah'ım ya. Efendim? Neredesin sen? Çabuk eve gel. Gelemem ben. Ebru, ben eve geçiyorum. Çabuk eve gel. Beni merak ettirdiğin yeter zaten. Çabuk. Ya hizmetçin miyim ben senin? Gelmeyeceğim işte. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Geleceksin. Hem de hemen. Of ya, bıktım. Geliyorum. Tamam ya, tamam. Kız beni öldürecek. Öldürecek. Sen bir eve gel, görüşeceğiz. Şu kıyafetimi değiştireyim. Zaten günün yorgunluğu yetmiyor gibi. Ebru'nun bu durumları iyice canımı sıkmaya başladı. Büyük ihtimalle de bu durumdan hiç vazgeçmeyecek. Nerede kaldı? Bir saat oldu. Tam bir saat oldu. Ne oldu abla? Sen neredesin Ebru? Beni bu hale düşürmek zorunda mısın? Bütün günün yorgunluğuyla böyle yapmak zorunda mısın? Niye okula gitmedin sen? Psikolojim bozuktu abla, sabah tartışmamızdan sonra. Ben de seninle tartıştım. İşten çıktım, gittin mi? Niye çıkıp gidesin ki abla? Senin iş yerin rahat. Benim okul gibi değil ki. Herkes senin nazına oynuyor. Ebru, yapma şunu artık bana. Yeter. Artık ergen falan değilsin. Büyüdün. Seni üniversiteye gideceksin. Aa, tamam tamam. Benim sorumluluğumu alma artık ablacığım o zaman. Tamam mı? Sen de keşke yer değiştirseydik de görseydin benim hafife aldığım hayatımı. Ebru. Üzerimi değiştiriyorum abla. İzin verirsen pijamamı giyeceğim. Giy, tamam. İstediğini yap. Ben de uyuyorum zaten. Uyu uyu tabii, sana uyku tutar. Hayatın çok güzel. Bana uyku tutmaz. Ebru, çabuk uyu sen de. Yarın okulun var. Yo, uyumayacağım. Ben film izleyeceğim. Telefonu, Instagram, Snap'te dolaşacağım. Ebru, çabuk uyu dedim. Of ya, tamam ya, ilkokul bir gibi davranıyorsun. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Keşke bir şans olsaydı da senin dediğin gibi olsaydı her şey Ebru. Keşke yer değiştirebilseydik. Hey Allah'ım, iş bilmezler. Buyurun efendim, ne oldu? Bu yaptığın olmuş mu sence? Bu dosya hiç olmamış. Gerçekten şu anda yerine birini olsam, bulsam seni çıkaracağım. Sıkıldım senden. Ama efendim, ben çok iyi yapmıştım. Daha önce de yapmıştım zaten önceki şirketimde. Beni önceki şirketinle ilgilendirmez. Ben bunu beğenmedim. Tekrar baştan yap. Peki efendim, yaparım hemen. Sıkıntı değil. Ne yapıyorsanız yapın ya. Yeter ya. Bıktım. Beceriksiz. Özür dilerim efendim. Daha iyisini yaparım. Ne oldu yine? Niye bağırıyor? Yaptığım işi beğenmedi sanırım. Ay vallahi iyi dayanıyorsun. Sen çok başarılı bir kızsın. Bir dakika dayanmam ben olsa. Ama buranın maaşı iyi. Biliyorsun ki kardeşimin de özel kursları var. O yüzden ona yetişmek için. Ay ne olacak ya? Sen mi çekeceksin hep onun sıkıntısını? Bunu yapmak zorundayım. Ben bir ablayım. Annem babam da yok zaten.
Onu yalnız hissettiremem. İyi tamam sen bilirsin. Vallahi başkası olsa bir dakika dayanamaz. Allah'ım, ablam hem içimde hem de ablam gibi ablamın hayatını yaşıyorum kendim. Ne kadar da zormuş işleri. Aslında düşündüğüm gibi değilmiş. Nasıl böyle şeyleri saklar benden? Hiçbir şey belli etmeden nasıl yaşar? Patron da kötünün kötüsü. Aa ne oluyor? Ailen de pikniğe gelsin. Binada böyle sorumsuzluklar istemiyorum. Benim ailem yok hocam. Bilmiyormuş gibi davranmayın. Aa, pardon pardon. Ablan gelsin ablan işte. Çıkabilirsin. Hey Allah'ım ya. Mahsus yapıyor sanki. Benim kardeşim demek bunları mı yaşıyordu? İnanamıyorum. Ben bu okula gitmesi için eşek gibi çalışıyorum. Ama kardeşimin okulda yaşadıklarına bak. Gerçekten böyle bir düzen olamaz. Olmamalı da. Saçmalık. Yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Herkes aslında dalgasına söylüyor bence. Ailemi soruyor bana. Ben üzülüyüm diye. Kardeşimin yaşadıklarına bak. Demek ki evdeki bu kadar hırçınlığı onlar yüzünden. Ve çok haklı da. Bu durumda olan kim olursa olsun böyle davranır. Ne oldu ne diyor müdür? Şu kıyafetten işte disipline gönderdi beni. Ne diyecek? Dedim. Araban olsaydı hemen kıyafetini değişir gelirdim. Böyle sıkıntı yaşamazdın. Ama tabii siz zengin olsanız da araba almıyor ablan sana sınırım. Hayır ondan değil ehliyetimiz yok. Ne olacak ben de ehliyetsiz kullanıyorum arabamı. 17 yaşındayım sonuçta. Sanırım ablam fakirsiniz de size söylemiyor. Alakası yok. Bu okula nasıl gelecektim öyleyse? E tamam tamam kızma ya. Aa, bu arada veli toplantısına velin kim olarak geliyordu? Senin ablan mı? Evet ablam geliyordu. Bunu biliyorsun. Niye soruyorsun? Ablam bence seni sevmiyor. Nereden çıkarıyor bu kız? Nereden çıkardın onu? Aferin kardeşim. İyi bir soru sordun. Çünkü seni sevdi sana araba alırdı. Hah. Ve senin toplantılarına gelirdi. Haklı. Ablam hiçbir toplantıma gelmiyor. Hayır 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 öyle düşünme. Ondan değil işten müsait olup gelemiyorum sadece. Ondan dolayı. Yoksa nasıl gelmem? Gelirim tabii ki de. Ablam beni sevmiyor bunu anladım. Merhaba beyefendi. Ben tüm işlerimi hallettim. Hatta gece yarısına kadar da kaldım. O mesaimi kesseniz de ben kardeşimin toplantısına gitsem. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Biz seni işe alırken dedik ki her dakika müsait misin? Ama ben bugün gitmem lazım. Biliyorsunuz ki ailem de yok. Kardeşimin toplantısını yalnız bırakmamam lazım. Biz ilgilendirmez. Özel hayatınızı işe yansıtmayın. Burası ilgilendirir bizi sadece. Peki tamam. Demek ki ablam benim için uğraşmış. Ama yapamamış işte. Ben tamamen yanlış anlamışım. Vallahi kızım, seni de ailem de iyi tanıyorum. Bana açıklama yapmana gerek yok. Eminim ki haklarını savunmakta haklısın. Ama amcan öyle bir kılıfını uydurmuş ki. Babanı iflas ettirmiş, göstermiş. Ne? Evet kızım. O yüzden yıllardır paranın tek kuruşuna ulaşamıyorsunuz. Biliyorum, bu senin için zor. Ama kardeşine de bence bir an önce açıkla bunun böyle olduğunu. Nasıl olur böyle bir şey? Amcam ya benim. Biliyorum. Senelerdir kendini çabalayıp kardeşine bakıyorsun. Helal olsun. Bunu da başarıyorsun. Ama kardeşin de artık büyüdü. Biraz sorumluluk alması lazım. O yaşadığı hayata sen yetişemezsin. Ama o çok üzülür. Ona söyleyemem. Bence söylemelisin artık. Sen de gençsin. Bir yere kadar sorumluluk alabilirsin. Teşekkür ederim tavsiyeleriniz için. Ama kardeşim daha lise öğrencisi. O yüzden bu sene sınavı olduğu için onun kafasını karıştırmak istemiyorum. İyi günler. İyi günler kızım. Bu sıkıntıya, bu strese bir de o da girmesin. Bunu istemem. O yüzden ondan en iyisi bunu saklamak. İnanamıyorum. Bizim aslında mirasımız yok muydu? Hem de ablama her zaman üstüne gidiyordum bunun için. Aslında kendi çalıştığına mı artık ona bakıyor? İnanamıyorum ben ne kadar safmışım. Ne kadar kötüymüşüm.
Amca bak, ben kardeşime o arabayı almak zorundayım. Senden ayda yılda senede hiçbir şey istemediğim halde bir şey istedim. O da kardeşim için. Vallahi kızım bizde de yok ki. Görüyorsun yani. Elimizde şu ev kaldı sadece. Keyfim bile yok inan. Ah ah, bir zor durumdayım. Amca abartma. Zor durumda falan değilsin. Zaten güya babam iflas etmiş ya, onların parasını da aldın sen. Nasıl zor durumdasın? Zor durumdayım, sana yalan borcum mu var? Allah Allah. Zor durumdaysam zor durumdayımdır. Baban akılsızlık yaptı, iflas etti. Etmeseydi! Babama sakın böyle bağırarak konuşma arkasından amca. Babam iflas ettiğini düşünmüyorum. Sen bir hırsızsın, anladın mı? Ömrün boyunca da bir hırsız olarak yaşayacaksın. Ben mi hırsızım? Evet. Ölen babamın parasını alacak kadar hırsız bir insansın sen. Ama eninde sonunda bunu bir şekilde itiraf etmek zorunda kalacaksın. Hayat hiçbir zaman sırla yaşanmaz. Bunu sen en iyi bilmen gereken kişi sensin. Niye biliyor musun? Daha önce de dedemin nasıl sırları ortaya çıktıysa bunun da sırları ortaya çıkacak. Göreceksin. Nasıl bir dolandırıcı olduğunu senin cümle alem bilecek. O zaman ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ama var ya, o günü dört gözle bekliyorum. Elinde sonunda gelecek. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben kimsenin parasını çalmam. Hele kardeşimin hiç asla, abimin parasını hiç çalmam. Göreceğiz. Hadi bay bay. Bence artık evlenmeliyiz. Ne? Evlenmeli miyiz? Evet evet. Neyi bekliyoruz? İkimizin de yaşı iyi. İşimiz var, gücümüz var. Tabii kardeşim de bizde yaşarsa. Çocuk avutmayı bir bırakamadın yıllardır. Bu gidişi de bırakamayacaksın. Bence ayrılalım. Olur mu? Eğer kardeşimi istemiyorsan dediğin gibi olsun. Kardeşini istemiyorum diye demek ki ayrılmamı istemiyorsun. İhsan, annelik yapmaya devam et. Kocaman kıza. Ne olursa olsun hiç kimse için kardeşim bırakmam. İnanamıyorum. Ablam 8 yıllık sevgilisinden benim için mi ayrılmış? Ben de ne kadar üstüne gitmiştim. Herkes seni bırakır, seni mi isteyecek? Ben bile seni zor çekiyorum demiştim. Kendime inanamıyorum. Benim evimden hemen çıkın. Bir sakin olun, kardeşime duyurmayın. Biliyorsunuz ki haberi yok. Olursa olsun bey, kocaman kızam sakacağım. Bana ne milletin psikolojisinden? Benim evimden hemen çıkıyorsunuz kardeşim. Bu evi ben 18 bine vereceğim. Abartmayın. İnsan 5 binden 18 bin yapabilir mi birden? Yapar. Enflasyon diye bir şey var yani. Çıkmıyorum. Haklarımı arayacağım tabii ki de. Hukuksal haklarımı. Ne ararsın? Seni saçmışım. Abla. 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 Kardeşim. Ne oldu? Abla. Hani çok istediğim şey vardı ya. Neydi? Yer değiştirelim diye. Tam da onunla ilgili bir şey anlatacaktım ben sana. Rüyamda ben seni gördüm. Senin bedeninde kendimi, yaşadıklarını gördüm. Abla inanamıyorum. Ben de gördüm. Aslında o kızdım. Sen kimseyle anlaşamazsın bu evden çıkıyoruz dediğim evde. Nasıl tartıştığını, ben duymayayım stres yapmayayım diye nasıl sakladığını, kadının nasıl sana saldırdığını, iş yerinde patronun sana ne kadar eziyet ettiğini, erkek arkadaşından benim için ayrıldığını, annemle babamın mirası kalmadığı halde ben üzülmeyeyim diye söylemediğini, bunca yıl bana baktığını, hepsini gördüm. Abla, özür dilerim. Senin hayatın çok zormuş. Aslında herkesin hayatı kendine göre zor. Senin de sürekli zorbalandığını gördüm ben. Özür dilerim. O okuldan kesinlikle senin istediğin gibi değiştireceğiz. Son senende olsam. Gerçekten mi abla? Özür dilerim ablacığım. Hala beni düşünürsün. Ve ne olursa olsun artık seninle ilgili olan her şeye katılacağımı. Özür dilerim abla. Benim için bu kadar şey yaparken benim sana kötü davranmaya nasıl katlandım bilmiyorum. İyi ki benim ablamsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bundan sonra asla zorbalanmana izin vermeyeceğim. Bunu kimse yapamaz.